güzel olduğu için açıklamanın içerisine koyuyorum. Çok seviyoruz. Döner dönmez hayır, biz motorumuzu kendimiz yapmalıyız dedik. Ama motor yapmak tabii sermaye istiyor. İstanbul'un en tanınmış 200 tane muhterem insanı bir araya getirdik. Gelin bakalım bu milli görevlisiyle beraber yapacağız dedik. Onlar da kendi başınıza gittiniz, görüştünüz, teklif ettiniz. Bir araya topladık ve hemen hemen bir yılın içerisinde o zamanın büyük bir sermayesini kolaylıkla bir araya topladık. Onun üzerine motor fabrikasının kurulmasına başladık. Bu fabrikanın kurulması için ilk önce biz Almanya'dan getirecek olan tezgahlarla fabrika kurmayı planlamıştık. Rahmetlik Menderes. Siz devletin yapmadığını yapıyorsunuz. Size her türlü yardımı yapmak benim için bir görevdir. Binaenaleyh bizim şimdi ilaca bile verecek dövizimiz yok. Acaba mümkün değil mi bunu klinik bölgesiyle, yani mal alışverişiyle ticaret yaptığımız bölgelerin makinalarıyla kursanız? Bunun üzerine 60 gün Çekoslovakya'da, Prag'da gece gündüz 200 tane tezgahı onların tezgahlarına çevirmek üzere Çek mühendisleriyle beraber gece gündüz çalışmalar yaptık, oraya çevirdik ve tezgahlarımız böylece Skoda firmasından Çekoslovakya'dan geldi. 56-60 yıllar arasında fabrika kuruldu. Fabrikayı kurduğumuz zaman rahmetlik Menderes ille ben açacağım dedi ve iftihar etti, geldi, dedi ki neden ben bu fabrikayı 1950 yılında görmedim? Eğer ben bu fabrikayı 1950 yılında görseydim, Türkiye'de böylece makinanın baştan sonuna kadar her şeyini yapmanın mümkün olduğunu gözümle görseydim, Sümerbank'ı, Etibank'ı her şeyi satardım ve fabrika kuran fabrikalar yapma ağırlık verirdim. Bundan dolayı şimdi hayıflamıyorum sözü, onun sözüdür, Allah rahmet etsin. Fabrikadan çok etkilenmiştir. Fabrika Türkiye'de bütün parçalarını yerli olarak imal eden ilk motor fabrikasıdır ve bir davanın sembolüdür. Yani Türkiye'nin motoru ilk sizin hayalinizde doğdu. Evet, böylece meydana gelmiş. Üreteceğini fark etti Türkiye. Üretti. İlk sizin. Ve hangi motorla işe başladık biz? Sulama motorlarıyla. Yani öyle canlanlara bir motor, yine bir motor korak, yapalım ki evet, yani köylümüzün motor ihtiyacı karşılansın, o Almanya'da gördüğümüz motorları burada yapalım diyerek yaptık ve böylece memlekette bir önemli devrim oldu bu. Bunun arkasından dedik ki Türkiye'de şimdi otomobil, kamyon üretimi de yapılmalıdır. Bunların motorları da yapılmalıdır. Çünkü bunlar birçok kalkınmış olan ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. Türkiye tarihin en şerefli milletidir. Yeniden büyük Türkiye olacaktır. Ondan dolayı bunun arkasından mutlaka otomobil de yapılmalıdır. Burada kongreler yaptık. Devrim otomobili onun üzerine yapıldı. Bunun arkasından Türkiye'de bildiğiniz gibi siyasi hayata geçtik. Zaten niçin? Sosyal hayatı düzenlemenin birinci anahtarı siyaset. Siyasi hayat tabii. Çünkü Türkiye'nin bütünüyle kalkınması mecburiyeti vardır. Bütünüyle kalkınması için her şeyinin tanzim edilmesi icap eder. Bu da ancak siyasetle mümkündür. Bazı insanlar siyaseti herhangi bir şekilde bir mevki makam olarak telakki ediyor. Hayır. Siyaset, millete, insanlara hizmet etmenin en meşhur yoludur. Hakkı hakim kılma sanatıdır siyaset. Bunu bizim inancımızda, bizim dinimizde biz buna cihat diyoruz. Yani bütün insanların saadeti için düzeni sizin en mükemmel şekle getirmek için elinizden gelen gayreti göstermenizdir. Yani insanların, var olmaktır. Elinizdeki insanların en iyisini, en iyisini yapmak. Saadet için bunları kullanmaktır. Hı. Zulüm için değil. Ve Türkiye'nin öncülüğünde de yeni bir dünya kurarak sadece Türkiye'nin değil, yeryüzündeki 6 milyar insanın hepsinin saadetini temin etmek ancak siyasetle mümkün olduğu içindir ki bu yola geldik. Ve nereden başladık işe? Konya'mızdan. Niçin? Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri kurtuluş Konya'dan başlayacak dedi. Ve Konya'mız Anadolu'nun bağrıdır, iman kalesidir, milli görüşün kalesidir. Sizi oradaki o fikir Konya'dan başladı. Oradan başladı. Milli görüşün doğduğu yerdir Konya. Milli görüş çadırının direğinin yaslandığı dayandığı yerdir. Ve bildiğiniz gibi
bir bağımsız aday olarak girdiğimiz halde seçime biz 3-4 milletvekili alacak kadar Konyalı kardeşlerimizin teveccühüne mazhar olduk. 1969 yılında ilk defa meclise girdik. Girince, kaç yaşındaydınız? Meclise 1969'da ve 1926 doğumluyum. Demek ki 43-44 yaşında, 43 yaşında. Ne hissettiniz o ilk girdiğiniz gün meclise? İlk girdiğim gün Allah'ın izniyle bu millete, bu memlekete ve insanlara çok büyük hayırlar yapacağız tek başına girdiğimiz halde. Çünkü Konya'dayken rakibimiz olan partiler kısa zamanda şöhretimiz yayıldı her tarafa. Bunun karşısında işlerini güçlerini bıraktılar. Bizim oylarımızı azaltmak için çalışırken efendim bir çiçekle yaz mı olur? Bu bağımsız bir adaydır. Bunların için oyunuzu verip ziyan edeceksiniz dedikleri zaman kendilerine de 69 yılında şu sözü söyledik, dedik evet bir çiçekle yaz olmaz ama her yaz bir çiçekle başlar. Ve öyle oldu. Nitekim 69'da tek olarak girdik ama yine onun arkasından en büyük parti olduk. Ve hakikaten Türkiye'de efsanevi hizmetler yapmak nasip oldu. Şimdi de bizim yaptıklarımızı arkamızdan dünya siyonizmin oyunlarıyla bozdukları halde tekrar yeniden düzeltmek vazifesi milli görüşe bize düşmektedir. Bu vazifemizi gene yapacağız inşallah 22 Temmuz'dan sonra. Ve Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin söylediği söz böylece gerçekleşecek. Türkiye fetret devrinden kurtulup yeniden saadet dönemine milli görüşle erişecek. Ve bunun doğduğu yerde Konya'mızdır. Çadırın direğin dayandığı yerde Konya'dır. Muhyiddin Arabi Hazretleri böylece 1000 yıl önce büyük bir keramet göstermiştir. Faruk olanı. İnşallah milletimiz elbette milletimiz bu gerçekleri bilecek uyanık bir millettir. Neden? Çünkü 1000 yıl hakka hizmet etmiştir. Bir kelimeyi unutmamak mecburiyetindeyim. O da bizim Konya'mızda Alaaddin Tepesi'nin eteğine koymuş olduğumuz ilk pankartımızda ne yazdık biz? Hak geldi, batıl zahir oldu. İlk şeyimiz, sloganımız, ilk pankartımız budur. Ve bu gerçeğin ta kendisidir. Çünkü milli görüş gelince işbirlikçilik tutunamaz. Hep ondan dolayı, aslında. Evet, ondan dolayıdır ki şimdi bakınız son 11 seneye bir göz attığımız zaman bu 11 senenin içerisinde 96-97'de milli görüş hükümetini yaşadık. Ne gördük bu milli görüş hükümeti esnasında? Önce Türkiye aynen bugünkü gibi aç, işsiz, borca esir edilmiş vaziyette ve her şey tamamen düzensiz bir şekilde çorba gibi durumda idi. O noktada işe başladık, besmeleyi çektik ve biz böylece bir büyük ekonomik kalkınma yaptık. Bir, manevi kalkınma yaptık. İki, yeni bir dünyayı kurmaya başladık. Üç, olamayacakları bir araya getirip bunlara evet, bunlara başlandı. Nasıl ekonomik kalkınma yaptık? Batmış bir ekonomiyi nasıl düzelttik? IMF, yürüyen ekonominin yıkmanın ustasıdır. Biz ise yıkılmış ekonomini düzeltmenin ustasıyız. Yedi, çünkü tamircilik. Bu işi üç defa yaptık. Tamircilik değil, ihyacılık. İmhacılık değil, ihyacılık. İhyacılık. Yeniden yapmak. Çünkü biz Kıbrıs Harbi'nin arkasından bize ambargo koydular. Petrol fiyatları 4 misli arttı. Buna rağmen ekonomiyi hiç sarsıntısız bir şekilde yürüttük. Kendi imkanlarımıza büyük ağır sanayi hamlesini başlattık. Bu hamleyi durdurmak için dış güçler, dünya emperyalizmi, siyonizm, Clifford, Siyah Başkanlığı gönderdi. Demirel'le, Cevit'le görüşerek 1977 yılının Kasım'ında yapılacak olan seçimleri Haziran ayına aldırdı. Bizi hükümetten uzaklaştırmak için. Buna rağmen biz yeniden seçimi kazandık. Hükümet olduk ama seçim esnasında Maliye Bakanı bize sormadan ağır sanayi için harcadığımız paralar, dövizlerin hepsini harcamış. Bir geldik ki ortalık sıfır olmuş. Yahu bunları hep beraber ortaya koyduk, şu hamleyi yapalım kendi milli imkanlarımızla. Nasıl siz bunu ona buna dağıtırsınız dediysek de Sayın Demirel, hoca sen ekonomi kurulun başkanısın. Ya bu paralar yeniden bulursun veya IMF'ye teslim oluruz. O hep işin kolaycısı. Kulakları çınlıyor. Dedik ki biz dedik, IMF, MİMF dinlemeyiz, biz milli görüşçüyüz. Ağustos 1977 yılında 22 gün 22 gece
44 tane umum müdürle yüksek planlama toplantısı yaptık. Bu toplantılarda ortak kısa vadede ne kadar döviz, ne kadar para bulacağız? Bunları umum müdürlerle beraber bir gece yarın kadar çalışacak planladık. 22 o zaman sizde önemli bir tarih.